İyi akşamlar değerli Başkent TV izleyenleri. Bir hafta aradan sonra tekrar Handikap Show'la sizlerle birlikteyiz. Bu hafta çok değerli konuklarımız var. Ama hem benim özel hayatımda hem de sanat hayatımda çok özel bir abla diyeceğim ona. Çünkü dışarıda durmadan ona abla diye hitap ediyorum. Yine abla diyerek programa başlayacağım. Değerli Başkent TV izleyenleri, bundan sonra programımız her hafta olduğu gibi 22 değil, 20-30 olacak. Bilgileriniz olsun. İki haftadan itibaren bundan sonra 20-30'da sizlerle birlikte olacağız. Her cumartesi Handikap Show'da sizlerle birlikteyiz. Evet değerli Başkent izleyicileri. İlk konuğum Gülsen Bütün. Gülsen Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler sizler. Çok teşekkür ederim sağ olun. Ben Gülsen abla diye hitap edeceğim çünkü bizim ismimiz biraz eski olduğu için o anlamda bile Gülsen Hanım da resmiyeti gibi. Evet. Çünkü biraz mahcup oluyorum. Tabii biraz Anadolu'da tabiri var. Evet. Abla, bacı. Evet. Değerli izleyicilerimiz ve bir sporcu arkadaşımız Kemal Okur. Kemal Bey siz de hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. İlk önce Gülsen Hanım'ı bir tanıyalım. Evet. Ondan sonra programımıza başlayalım değerli izleyicilerimiz. Evet. Gülsen Bütün kimdir diyeceksiniz. Evet, klasik oldu. Herkes aslında sorduğu için bunun gibi. Evet, 1973 İstanbul doğumluyum. Fakat anne tarafı Erzincan, baba tarafı Gümüşhane, Kerkitli. Müze tabii küçük yaşlarda gönül verdik. İşte bir Mahsun-u Şerif, bir Muhlis Akarsu, bir Davul Sulali. Bunlardan feyiz alaraktan. İşte belirli bir harçlık verilirdi bize okul yıllarımızda. Ben onu biriktirip kaset alırdım. İşte o kasetteki diyelim rahmetli Mahsun-u Şerif'in işte türkülerini yazardım. İşte okumaya çalışırdım. Bir şeyler yapardım işte öyle derken bu seviyeye geldik. Bence iyi ki de gelmişsiniz. Daha merdivenin başındayım. Daha çıkmadık da. Var yani zamanımız var. Yok o kadar da mütevazı olmayın. Değerli izleyicilerimiz biz Gülsen Hanım'la görüştüğümüz zaman o kadar natürel, o kadar naif bir insan ki nasıl yapalım, nasıl edelim? Bildiğin gibi Süleyman Bey. Ben bildiğin gibi. Ya işte, yani doğal, her zaman doğallıktan yanayım. Şimdi Hüseyin ablacığım, birçok sanatçılarla karşılaştık. Malum evet. İşimizin gereği çok sanatçılar olduk. Hatta bu anda yönetmenimizle, değerli kameram arkadaşlarımızla geçen hafta yaşadığımız ufak bir sorunlarımız da vardı. Evet. Sanatçı olmak kolay değil. Sanatçı bir kamusal görev, evet. Örnek birisi olması gerekiyor. Ama siz tamamen, bir, ya ben nasıl, ben arkadaşlarımla ilişkilerimiz nasılsa aynısınız. O kadar dediğim gibi naifsiniz ki. Ben sizde farklı bir izlenim uyandırdı, bilmiyorum. Yani aşırı sahiplenme duygusu oldu size karşı bende. Teşekkür ederim, sağ olun da. Yani ben şunu kendimde her zaman üstün. Yani benim sizlerden yani üstünlüğüm bir sesim vardır. Ben de sizin gibi insanım sonuçta. Hiçbir özelliğim yok, sesim özelliği var çok yani. Çok teşekkür ederim. İlgi de sesiniz var. Bugün buradayız değerli başka TV'cilerle. O güzel sesinizi paylaşacağız. Teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Denizlerimiz Kemal Okur. Kemal Bey bir de sizi tanıyalım lütfen. Ben Hatay İskenderunluyum. Beden eğitim öğretmeniyim aynı zamanda. İşte Hatay'da göreve başladım. Daha sonra basketbol, Tekelistan'da basketbol sayesinde Ankara'dan bir takımdan teklif aldım ama buraya basketbol için buraya yerleştim. Şu anda da hem antrenör hem basketbol yönünde hem oyuncu olarak görev yapmaktayım. Ayrıca bir özelliğiniz daha var tabii. Şöyle ben yaklaşık 12 milli takımda oynadım. Bir yıl genç milli takım antrenörlüğü yaptım. Yardımcı antrenörlüğü yaptım. 2003 yılında da artık yavaş yavaş yaşımız geldiği için de tenis sporuna biraz merak saldık. Hobi olarak başladık ama engellilerde spor daha yeni yaygınlaştığı için orada da milli takım oyuncusu olarak görev yapmaktayım şu anda. İşte zaman zaman kamplara katılıyoruz. Avrupa'da işte maçlarımız oluyor. Potansiyel çok. İşte, o zaman bununla ilgili önümüzdeki dakikalarda paylaşacağız değerli izleyicilerimizle. İnşallah seve seve. Değerli izleyicilerimiz, ben ilk önce Gülsen Hanım'dan Dur Yolcu'yu, ben ilk keşfettiğimde Dur Yolcu'yu ile keşfetmiştim. Bu Dur Yolcu da rahmetlik halk ozanımız Mahsun-u Şerif'in oğlu Emrah Mahsun'undur. Evet. Emrah Bey'e da sevgilerimizi iletiyoruz. Tabii ki önümüzdeki bizde. Dönemlerde yine programımıza katılacak kendisi çok teşekkür ederiz onu görüşmelerimize. Yarın bir konseri var zaten. Evet. O zaman Dur Yolcu'yu ben sizi nasıl keşfettiysem, o siz kaset alarak yazıp edin. O zaman Dur Yolcu'yla Başkent TV'cilerimizle paylaşalım. Evet arkadaşlar, Dur Yolcu'yla başlayalım. Müzik
teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Bir türkülerle doyacağız, doyacağız. İnşallah abi. Doyduracağız. Vallahi ben ona inanıyorum dediğim gibi. Evet. Türküler bizim özümüz. Biz haykırışımız, sevincimiz. Evet, ne biz onsuz, o bizsiz yapamaz. Ya, evet öyle, aynen öyle. Onun için de bu da başkent TV'nin farkı olsun. Gülsem Bütün'ün türkülerle teşekkür bu ederim. Akşam doya doya dinleyeceğiz, izleyicilerimle paylaşacağız. Çok teşekkür ederim Gülsem Hanım. Evet Kemal Bey. Ben ilk önce basketin dışında şu tenisle ilgili biraz konuşalım sizinle ilgili. Tenis bu 2003 yılında başladı. 2002 yılında bir tanıtımla başladı. İstanbul'dan bir takımın bir organizasyonu ve Ankara'da yapılan bir müsabakayla başladı. Bizim antrenörümüz Selahattin Alptekin daha önce uluslararası bir seminerde bu tenis yine özür dilerim kategorisinde mi? Engeller kategorisinde. Engeller kategorisinde tekerlekli sandalyeyle oynanıyor. Hı hı. Ve en ilginç özelliği de şu. Dünyada sağlamla engelli arasında hiçbir fark olmayan spor. Evet. Yani bir engelli tekerlekli sandalyesiyle çıkıp bir sağlam tenis kortunda gidip normal müsabaka, resmi bir müsabakada karşılaşabiliyor. Öyle bir özelliği var. Şey olarak bu o kort ortopedik arabalar için, engelliler arabalar için uygun mu var? Hepsi, her şey uygun. Hiçbir zararı zemine veyahut da işte bir engelliye zararı yok. Tek farkı o tenis engelliye uygun. Hı hı. Tenis sandalyeleri var. Onunla birlikte işte raketinizi alıyorsunuz. Normal nasıl diğer insanlar küçükken başlayıp da tenis oynamaya aynı şekilde başlayıp gelişip daha sonra müsabakalara katılma şansınız var. Dereceniz var mı teniste? Ben Türkiye'de Türkiye 1'im şu anda puanlama olarak. Hı hı. Ondan sonra Türkiye şampiyon oldum. Hülya Avşar tenis turnuvasında birinci oldum geçen sene. Bu seneki turnuvaya bir katılamadık. Neden? Ben aynı zamanda basketbol oynadığım için bazen çakışıyor. Evet. Ondan dolayı katılamadık. Kaygılar uygun olmuyor. Yani bazı zamanlar olmuyor. Yani diyeceğim engelli sporu da... O zaman bu tenis konusunda konuşalım. Engellilere ilgili federasyon var mı tenisle ilgili? Evet. Var. Türkiye Engelliler Federasyonu var. Bu Engelliler Federasyonu kapsamında 10 ya da 12 tane tam şu anda hatırlamıyorum. 12 tane branş var. Bunlardan bir tanesi tenis. İşte her bütün spor kulüplerinde bu branşlar açılırsa herkes tenise başlayabilir ve bu tür müsabakanın hepsine kalır. Yok, özellikle teniste böyle bir güzellik var. Yani yaş sınırı olmayan bir spor. Ben İzmir'de İzmir Tenis Kulübü başkanını tanıdım. Adam 80 yaşında. Yani genç tenisçilere taş çıkaracak performansı var yani. O anlamda bütün herkese hitap edebilecek bir spor. Demek ki spor yapmak gerekiyor. Tabii isteyince. Engelli olsa da olmasa da fark etmiyor. Evet, isteyince her türlü ortamda istediğiniz spor yapma şansınız var artık. Yani eskiden evet. Belki engellileri dışarı çıkartıp onlara bir faaliyetler yaptırmaya çalışıyordu ama şu anda öyle değil. Şu anda biraz, başarı isteniyor. Kesinlikle ama biraz da iletişim sorunu var engellilerin. Evet, yani, ulaşım sorunu var. Evet, bu gibi evet. Sorunlar olduğu için o dışarı çıkamamanın veya evet. Kendi kabuklarını kıramamanın ezikliği var içlerinde. Zaman içerisinde tabii ki birkaç tabii kişi bu tür faaliyetler zaten insanları sosyal o heyecana faaliyetlere katılacaklar. Katıyor. Katıldıkça kendilerini aşacaklar. Açtıkça spor, sanat evet. Gibi dallarda evet. Uğraşacaklar ve başarılar elde edecekler. Mesela kesinlikle ben de katılıyorum. Sözünüzü kestim. 45 dakika saat tutarım, yürürüm mesela. 45 dakika gidiş, 45 dakika geliş. Bu ne da bir diyeceğim. Spordur değil mi? Tabii kesinlikle. Evet. Yani şimdi herkes için spor şeyleri, faaliyetleri düzenliyorlar. Evet. Örneğin ben İstanbul'da şeye katıldım. Avrasya yarışmasına katıldım. O Boğaz Köprüsü'nden geçme. Orada insanlara bakıyorsun yan yana muhabbet ederek Avrasya maratonuna katılıyor. Yani o amaç orada insanlarla kaynaşma, spora özenti. Zaten biz uluslararası düzeyde gittiğimiz bütün faaliyetleri ben çevremi inceledim de her insan mutlaka bir spor yapıyor. Yürüyüş yapıyor, kayak. Yani aklınıza ne geliyor? Boş durmuyorlar. Hayat boyu sporu felsefe edinmişler. Evet. Bizim de hem medya olarak hem biz, yani sporcular evet. Olarak, eğitimciler olarak bunlara destek verip onları herkesin bir sporla uğraşmasını sağlamamız i̇şte gerekiyor. Zaman zaman Avrupa turnelerine çıkıyoruz böyle Mayın işte. Konserleri çok güzel. Evet Gülsün Hanım bununla ilgili bir şey yapalım. Almanya'da mesela bir bayan yani işte ben tahminen dedim ki 60-70 böyle dediler işte Gülsün Hanım bunun yaşı kaç? Kaç çıktı biliyor musunuz? Kaç? 92 yaşında ama maşallah bisiklet sürüyor.
92 dediğim yaşında yani. Bu insan 35 senedir bisiklet. Bir saat gidiş, bir saat geliş. Ve bir de sağlıklı beslenmen önemli yani. Tabii. Beslenme tabii kesinlikle. Mutlaka. Ama sporun da yararı var. Kesin yani sporun yararı var. O zaman arkadaşlar sırada türkümüz gelsin. Bakalım hareketliyse spor yaparız. Neyse konuşuruz. Evet arkadaşlar sıradaki türkümüz bakalım neymiş? Şansımıza gelsin. Şansımıza gelsin. Kaderimize gelsin. İnşallah hareketli gelir. Thank you.
Ondan sonra o Brezilya tenisi bugün olmuş, hala bıraktığı yok. Konsantre çok önemli bunda. Kesinlikle. Brezilya siz dediniz ya, konsantrede bir düştüm ondan sonra. Her şey etkiliyor. Dışarı etkiliyor. Kendi içinizde artık maçın son noktası gelmiş. Bütün her şeyi kazanmak için yapıyorsunuz ama o hırsla, o sakinliği koruyamazsanız o hırsla yanlış vuruşlar yapıyorsunuz. Basit hatalar yapıyorsunuz ve bir bakmışsınız kapıda. Arabada mı yoksa ayakta mı yoksa? Sandalyede. 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 Şimdi onu zaten baskete geleceğiz. Tenisten devam ettik. Değerli izleyicilerimiz, Gülsen Hanım'dan bir türkü daha dinleyelim. Gelsin bakalım. Gelsin bakalım. Çünkü ben bugün Başkent TV'cileri doya doya türkülere bir tatsınlar. Belki bu özlemişlerdir. Arkadaşlar da biliyor. Türkücüler ve sanatçıdan dinleyelim. Böyle bir albüm çıkardık baba parasıyla sanatçı olmuyor gibi de biz gerçek yani özüyle böyle. Tırnaklarımız. Evet, tırnaklarımızla. Arkadaşlar sıradaki türkümüz gelsin. Sen de bir gün onu
sursun bu feryadım yasa dönüm, yaz baharım kışa dönüm, geçti ömür boşa dönüm, sen de bir gün unutursun. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim Hüseyin Hanım. Kemal Bey, sizin türküler aranız nasıl? Ya ben hayatım önce hep sporla uğraştığım için çok vakit böyle... Vakit kalmamıştı. Vakit değil de. Ha, dinlerim, severim. Hangi tarz müzik dinliyorsun? Sıkıştırayım seni biraz. Ya şöyle... Kulağıma hoş gelen her şeyi dinliyorum. Bizim orada mesela düğünler genelde davul zurna olduğu için ben davul zurnayı severim. O zaman halk müziği severim. Halk müziğini de severim. Yani pop müzikten çok ezberle şeyim yok ama... Davul zurnayı severim yani. Ya folklorik. Düğünün davul zurnayla mı oldu? Ya davul zurna da oldu. Kınası böyle şeyi. Bir günü davul zurna oldu. Bir de yeni neslin istediği düğün salonu var ya. Evet, evet. Evet. Orkestra. Aslında ben şeyde o tür şeyler daha zevkli oluyor. Niye? O davul zurnanın sesi bir farklı. Hakikaten farklı. Belki işte Anadolu yöresel insanının belki farklı. Ona özgü düğün davul zurna hoştu. Belki onlarla büyüdükleri içindir belki bir nevi de. Ben öyle düşünüyorum. Belki ben de öyle. Mesela ben bir yere gittiğim zaman davul zurnayı duyduğum zaman hemen o köylere, dağlara gidiyorum. Kendi yaşadığım evet, küçük. Ya hemen yazın zaten biz yaylaya çıkarız. Bizim o taraftaki yaylaya bizim çıkarlar. Bizim oralarda evet. Yani. Sizde var mı Gülsen Hanım? Olmaz mı? Tabii ya. Davullu zurnalı düğünlerimiz hep öyle olur. Yani evet. Bugün... Atıyorum yani normal bir restoranda da olsa illa davul zurna olmasa tadı olmuyor yani. Ya yayla dediğinde de bambaşka aklıma geldi. Yani çıktığın zaman böyle rüzgar bir esiyor bir de açıyorsun. Kokusu bambaşka. İşte sağlıklı yaşam bir yeri de orası temiz hava. Yani bizim hep doğa, insanlarımız hep doğanın içinde olduğu için. İşte bir... O uzun yaşıyor. Hayvanların kokusunu özlüyorsun mesela. Oraya gittin hayvanların kokusu ya, sanki evet. O kadar parfüm gibi geliyor insana. Her şey. Enteresandır. Süleyman'cığım ben tezek kokusunu çok severim. Ben yandığı zaman çok severim. Tezek kokusunu çok seviyorum yani. Bizim orada kazanlarda banyo yapmak için kazanlarda tezekte kaynatıyor. Banyo yaptığın zaman o tezek suya siner ya tezek kokusu. Kokusu banyo yaptığın zaman gelir. Evet. Ya işte iş gereği hep büyük şehirlerde zaman. Tabii ben senede 3-4 kere festivallere gidiyorum. İnan o havayı yok tabii yani. Burada bulamıyoruz. Burada egzoz araba. Gittiğiniz ülkelerde olsun veya yaşadığınız herhangi böyle bellerinize kalan anekdotunuz var mı? Bize anlatabileceğiniz komik bir anekdotu var mı? Yani öyle... Şimdi bir daha sorun ya da şimdi işin kötüsü... Aklıma gelmiyor diyeceksin. Yani şöyle bir aslında kötü taraf var. Mesela biz, ben basketbolla her sene biz Türkiye Avrupa Şampiyonası'na girdik. Mesela bizim ülkemiz daha yeni gelişmekte, yani basketbolla gelişmekte olan bir... Her spor olduğu için bizim takım A klasmanına çıkıyordu, tekrar düşüyordu gibi böyle yani bir geçiş dönemi yaşıyordu. Şu anda yine B'deyiz, yani o seviyeye geldik aslında. Şimdi biz burada şeylere gittiğimizde, şampiyonaya gittiğimizde, şimdi burada orada hiç gezemiyoruz. Ne yapıyoruz? Maç, otel, maç, otel, maç, otel gidiyoruz. Ondan sonra bir işte son gün bir yarım, 2-3 saat bir zaman veriyorlar. O 2-3 saat içerisinde yani alışveriş mi yapacaksın? Tarihler mi gezeceksin gibi sıkıntılar oluyor. Aynen, geliyoruz buraya, tekrar döndüğümüzde insanlar şöyle düşünüyor, diyor ki vay diyor şurayı gezdim, burayı gezdim. Şimdi orada hani şey misali lokantaya girip de çorba içip dişini kurcalama misali işte ne yapalım gezdik hesabı. Öyle olsun diyorsun ha? Öyle diyor insanlar yani. Aslında güzel, görünen şeyler var ama çok ayrıntı gezemiyoruz tabii. Öyle bir sıkıntısı var. Ben güzelliği işte değişik kültürleri tanıyorum. Mimari olarak nasıl gezdiniz? Mimari olarak nasıl? Mimari olarak ya Avrupa hakikaten tarihi yönden çok sahip çıkıyorlar. Yani kendi şeylerine o tarihe çok sahip çıkıyorlar. Mesela her 50 metrede bir hakikaten çok daha büyüklükte heykellerden tutta tarihi heykellerden tutta binalara kadar hepsini önem veriyorlar yani. Her sene yeniliyorlar. Mesela diyelim eski mesela o yapılar eskiden onları tekrar hiç şeyini bozmadan, özelliğini bozmadan. Restorasyon ediyorlar geri. Restorasyon ediyorlar. Ama bizimkiler yakmayı tercih ediyor. Öyle bir sıkıntı var. Şey de yani arkadaş da bilir de yapı olarak da çok eski binalardır. Evet hep eski binalar. Eski binalar. Hiç boya falan yok. Natürel yani baktığın zaman. Evet kesinlikle. Natürel ama içi tabii biraz daha konforludur. Ama dıştan baktım ya mesela bizim Türkiye'de öyle bina
Yok efendim, buna işte ne bileyim yani şey yapmazlar, önem vermezler. Evet, evet. Ama işçileri çok temiz. İşte mesela otelleri baktığın zaman eski bina. Yani 100 senelik, 120 senelik. Evet, kesinlikle. Biz de bu anlamda, bizim de tarihimiz çok eski olduğu için tarihimize sahip çıkmamız lazım. Bizimki onlardan da daha güzel aslında. Onlar da biz sahip çıkma veya hatta koruma anlamında eksiyiz. Yani o açıdan baktığımızda biz eksiyiz. Onu tamamlasak biz onlardan daha iyiyiz aslında. Mimari olarak nasıl engelliler için? Caddeler, sokaklar? O çok iyi oldu dediniz. Ben onunla ilgili bir örnek vereyim. Biz İngiltere Dünya Şampiyonası'na gittik. Ben yardımcı antrenörlük yaptığımda genç milli takımda. Şimdi orada boş kalan zamanlarımızda İşte dışarı geziyorduk. Özellikle bizim kaldığımız otelde öyle bir yere koymuştuk yani tam böyle eğlence merkezi gibi bir yerdi. Diskonun bir tanesine girelim dedik. Yanımızda da engelli arkadaşlar var. Onlarla bir grup halinde girelim dedik. Bir baktık. Üç katlı bir disko. Her şeyinde asansörden ziyade 3-4 merdivenlik yerlerin hepsine asansör koymuşlar. Evet. Yani kesinlikle mesela taksilerinde kesinlikle engelli binebilecek şeyi var. Çekil. Her türlü olayların hepsi mimar yapı, bunların hepsi engellilere bir dizayn edilmiş ve onlara göre yani uygun yani. Uygun yaşayabilir. Problem sorun yok yani. Hiçbir sıkıntı yok. Ben geçen yıl Yunanistan'a gitmiştim bu anlamda. Daha önce de kaza geçmeden önce de gitmiştim. Geçen yıl gittim baktım. İnan araçları da o kadar rahat ki hangi araca binersen bin. Mimar olarak da çok rahat. Evet, otobüsler dahil buna. Yani toplu evet, taşıma evet, otobüsleri, evet. Metro da bunların hepsine dahil. Evet. Ama İstanbul ve İzmir bu anlamda çok gelişmiş. Biz de Ankara'da bekliyoruz hale gelişecek diye. Öyle bu mi? İstanbul'da ben Ankara'ya daha gelişmiş. Bak Ankara'da şöyle güzel bir yan var. Mesela kaldırımlar var ya, şey, üst geçitler. Onları asansörle yapmışlar ama çalışmıyor. Böyle bir sıkıntı var. Gelişme var da uygulama yok. Yok, ben şimdi İstanbul'a yeni geldim zaten. Hüseyin ablam diyor. Tüm araçlara binebiliyorsun. Bir de araç, güzel araçları getirmiş. Yatıyor, kapısı açılıyor, evet. Asansörü. Şoförler, kaptanlar eğitilmiş. Gördüğü zaman hemen gelip kimseyi almadan seni bindiriyor. İstanbul'da güzel gelişmeler var. Yeni geldiğim için biliyorum. Evet. Harikulade. Bunu İzmir, daha önce İzmir yapmıştı. Rahmetli Ahmet Piriç'ten sağ olsun. Eski belediye başkanı. O yapmıştı ve İstanbul'da şu anda güzel. Umarım Ankara'da bu bir an önce yapılır. Ben Ankara çünkü ulaşım sorunu yaşıyorum. Arabanın arkasına binip arkasına 3 adım yüksek atlama gibi. 2 kişi bir yayında 2 arkadaşım. Maşallah yani sen de çok hareketlisin yani. Böyle maşallah ya yani. Sadece engeller için değil. Mesela yaşlı insanlar var. Tabii, bunlar tabii. Bile normal kaldırım çıkamayacak kapasitede olanlar var. Hasta olur. Yani romatizmalı yani, insanlar şey olur. Var. Bunlar genel düşünmesin. İlle engelli için yapılsın değil. Değildi genel yani. Bir yaşam tarzı olarak insanlar rahat uygulanması gerekiyor. Uygulanması gerekiyor. Ha, zaman... Yapmıyorum belediyeler. Kaldırımı yapıyor, şey yapıyor ama uygun mu değil mi onu artık. O da yerel yönetimler. Yani, hangi bölgede evet, yerel yönetim varsa mi? O da dikkat alması gerekiyor. Çünkü yapması gerekiyor. Yarın bir başkası için ve kendisi için lazım tabii olacağını ki, düşünebilir şekilde. Evet. Yani ben şu anda sağlamım, sorunum yok ama yarınlar meçhul. Kimse bilemez bunu Cemevla'dan başka. Evet, kesinlikle. Onun için de yarını herkes için lazım olacak şekilde yapılırsa çok iyi olur. Bir türküyle girelim arkadaşlar. Sıradaki türkümüz gelsin. Hemen devam edelim. Gönderelim. Evet, gönderelim bir türkümüz diyelim. Thank you.
Seyircilerimiz kısa bir ara, tekrar buradayız.